Sayın Başkan, izninizle kovuşturma aşamasında ortaya çıkan çok önemli bir delilin değerlendirmeye alınmasını talep ediyorum. O gece olay yaşandıktan sonra o mekana geri dönen bir şahıs vardı. Kendisi bu bilgiyi adli makamlardan saklamış dahi olsa, baz istasyonlarından alınan telefon kayıtlarından görülebileceği üzere bu şahıs Rüya Emirkıran'dır. Sessizlik. Rüya Emirkıran, olay yaşandıktan çok kısa bir süre sonra olay yerine geri dönmüştür. Sayın Başkan, şüphelerin giderilmesi adına Rüya Emirkıran'ın tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum. Rüya Emirkıran, idam makamının talebini duydunuz. Sanık öz abiniz ve tanıklıktan çekilme hakkınız var. Tanık olarak dinlenmeyi kabul ediyor musunuz? Kabul ediyorum Sayın Başkan. Rüya Emirkıran, o gece o mekana geri döndünüz mü? Evet, döndüm. Sessizlik. Erdem Kubilay'ı siz mi öldürdünüz Rüya Hanım? Hayır. Ben kimseyi öldürmedim. Öldürmediyseniz neden bu bilgiyi mahkeme heyetinden ve savcılık makamından gizlediniz Rüya Hanım? Ben savcılık makamından hiçbir şey gizlemedim. O gece abimin doğum günü partisi için zaten mekandaydım. Geri dönmek durumunda kaldım. Rüya Hanım, ayrıldığınız mekana neden geri döndünüz? Sizden bu sorunun cevabı bekleniyor. Sude Karadağ, abimin uygunsuz görüntülerini kötü niyetli bir şekilde sosyal medyasında paylaşmıştı. Bunları görünce abimi toparlayabilmek adına parti mekanına geri döndü. Azat, sizin hala ne işiniz var burada? Dışarıda gazinciler bekliyor. Ne yapıyor abim, nerede? Ha? Abi burada işte, görmüyor mu gözün? Uyuyor Facir. Görmediniz mi Sude saçma sapan bir story paylaşmış? Yok, görmedim. Nerede çekmiş? Burada mı çekmiş? Evet. Yok, bu Sude burada mı? Yok, Sude yok, görmedik burada. Ooo, kimler gelmiş kimler? Gecenin prensesi gelmiş. Ben abime bakıyorum, sen de şu salağı toparla. Şşt, oraya değil, bana bakacaksın, tamam? Hadi, bir biz hava alalım, dışarı çıkalım. Abi! 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 Şşt, doğum günü çocuğu, kalk! Kalk hadi abi! Kalk, kime diyorum ya?
Kalk! Abi! Ha? Ha? Oğlum, Erdem geldi oğlum. Terasta ne yapacaksın sen Erdem'i? Kalk hadi. Bunu var ya, geberteceğim onu. Onu öldüreceğim. He abicim, he. Geberteceksin onu. Hadi. Görürsün onu. Hadi kalk. Onu öldüreceğim. İyi tamam, yat burada peki, ama sabah eve gelirsin, tamam mı? Hı. Yavrum ben. Kime konuşuyorum acaba ben? Acaba kime anlatıyorum ben? Ah. Aşağıda konuşuyor kız hakkında, yukarı çıktı, doğru koşuyor. Efendi şey oluyor. Efendi oluyor. Efendi, efendi takılıyorum. Ya yürü git ya. Şişt, şişt, şişt. Ne yapıyorsun Azo ya? Azo sen de mi, saçmalama? Ha ben de mi? Tutuldum. Azo. Hey, tamam. Hadi gönder şunu. Sen de yat, uyu burada, bitirin gece, yeter. Ya Rüya nereye ya? İçerdik ya. Daha şimdi dedi ya. Oğlum. Allah Allah. Çıktıktan sonra parti mekanına bir daha geri dönmedim. Ben çıkarken Erdem Kubilay hayattaydı. Bu anlara kuzenim Azat Emirkıran da şahittir. O esnada abiniz size Erdem Kubilay ile ilgili bir şey söyledi mi peki? Bunu var ya, geberteceğim onu. Onu öldüreceğim. Hayır, söylemedi. Ben çıkarken abim uyuyordu zaten. Sayın Başkan, diğer sanık Azat Emirkıran'a tanığın ifadesinde yer alan yeni delil olarak değerlendirilmesi muhtemel beyanların mahkeme huzurunda sorulmasını talep ediyorum. Azat Emirkıran, tanığın ifadesini dinlediniz. Dosyaya gelen HTS kayıtları ve tanık beyanı hakkında söylemek istediğiniz bir şey var mı? Tanık beyanını kabul ediyor musunuz? Tabii ediyorum efendim. Ya Rüya, nasıl bana böyle bir şey anlatmazsın? Nasıl saklarsın böyle bir bilgiyi? Ya korktum Umut. Yani öyle yarı baygın bir şekilde Erdem'i öldüreceğim falan deyince abim ne yapabilirim? İyi de yani korktuğun şey başına geliyordu işte az daha. Sude çıkmasa nasıl kurtaracaktık Fecir'i? Haklısın. Neyse ki Erdem ölmeden önce abimin uyuduğunu kanıtladık. Çok teşekkür ederim. Artık ortada bir şüpheli kaldı. O da Azat. Azat Emirkıran. Siz de o gece partideydiniz. Sonrasında da gözaltına alındınız. Doğru mudur? Evet, oradaydım. Doğru. Erdem Kubilay'la geçmişe dayanan bir arkadaşlığınız var mıydı? Çok eski arkadaşım kendisi. Peki kendisiyle aranızda bir husumet yaşandı mı o gece? Yani efendim, yaşandı ama küçük yani. Büyük bir şey yaşanmadı öyle. Öyleyse siz de Erdem Kubilay'ın Rüya Emirkıran hakkında söylediklerinden rahatsız oldunuz, doğru mu? Evet efendim, zaten kendisi bizim aile ferdimiz olur. Yani ona öyle şeyler söylenince ben de tabii bir şey oldu orada bir. Ama öyle büyük bir şey değil. Nasıl diyeyim efendim, böyle sözlü oldu yani, sözlü bir atışma oldu. Erdem Kubilay'ın tahmini ölüm saatinde siz ne yapıyordunuz? Vallahi bir şey yapmadım yani. Ben öldürmedim. Ben öldürmedim. Uyuyordum ben efendim, ne yaptım? Az önce Rüya Emirkan öyle söylemedi ama. Nasıl? Rüya Hanım'ın ifadesine göre kendisi oradan ayrıldıktan sonra siz Erdem Kubilay'la beraber kalmışsınız ve ayaktaymışsınız. Rüya Hanım oradan ayrıldıktan sonra tam olarak ne yaşandı Azat Bey? Azat Bey, olay yerinden ayrılan son tanık
sizin Erdem Kubilay'la baş başa kaldığınızı söylüyor. Sizin bu olay esnasında orada olmadığınızı ispat edebilecek bir tanığınız var mıdır? Yok. Yani. Sayın Başkan, Erdem Kubilay'ın tahmini ölüm saatini kapsayan zaman diliminde olayın öncesinde ve sonrasında orada bulunan tek şahıs Azat Emirkran'dı. Erdem Kubilay'ın bulunduğu kattan aşağı atılarak öldürüldüğü adli tıp raporlarında da sabittir. Sanık Azat Emirkran'ın kaçma ve delil karartma şüpheleri göz önünde bulundurularak aleyhine isnat edilecek başkaca deliller bulunduğundan tutuklu yargılanması yönündeki mütalaamızı sunuyoruz. Karar. Fecir Emirkran'ın adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdik. Dosya içerisinde yargılama sırasında giren HTS kayıtları, tanık Rüya Emirkran'ın beyanlarının yeni delil niteliğinde olması ve mevcut delil durumu incelendiği takdirde Azat Emirkran'ın mevcut tedbirler yetersiz kalacağından tutuklu yargılanmasına karar verilmiştir. Amcaoğlu. Azat ben Azat. Vay! Azam benim. Ne yapıyorsun amcaoğlu? Keyfinde mi? İyiyim, yatıyoruz işte. Yani ne yapalım? Duruşmaya kadar buradayız. Fecir. Hiç gelmedin görüşmeye. Vallahi Azat'ım. Geldiğim gibi işlerin başına oturdum. Çok yoğun koşturmacılayım. İlk boş vakitte geleceğim yani ha. He. Amcam ne yapıyor? Amcamdan bir haber var mı Fecir? Ne haber olacak amcamdan? Nasıl ne var amcaoğlu? Benim için bir şeyler yapmıyor mu? Oğlum Rüya da Umut da peşinde işte, halledeceğiz diyor sana. Sakin ol. Ha. Öyle diyorsun da amcaoğlu yani. Bu adli tıbbi raporunda Umut bir şeyler dedi. Ya Azat, kapat da kardeşim. Yüz yüze gelince konuşuruz, geleceğim görüşüne diyorum. Telefonla mı konuşalım şimdi? Hadi. Hadi Allah'a emanet. Ne diyor? Ne desin? Rapor mapor diyor, bir şeyler diyor. Bana bak Umut. Hakikaten Azat yapmış olabilir mi? İtiraf etmiyor ama eldeki her şey onu gösteriyor. Olayın intihar olmadığı da anlaşıldı. Senin Sude gibi sağlam bir tanığın vardı. Onun lehine de bir şey yok. Partide en son Erdem'le o kalmış. Başka gelen giden yok. Yani muhtemelen o yaptı. Olayı size bile anlatmıyor, baksana. Ya sen ne diyorsun ya? Adamlar benim evimi bastı. Kelepçeleyip içeri götürdüler. İçeride yattım. Az kalsın hüküm giyiyordum. Ben kurtuldum, kardeşime döndüler. Azat bunların hepsini bile bile karışmadı ha. Eğer o yaptıysa. Evet. Ya yok ya. Sen bizi bilmiyorsun ha. Biz birbirimizi satmayız. Azat öyle bir şey yapmış olamaz. Öyle bir şey yapsa ilk bana gelip söylerdi. Vallahi orası beni ilgilendirmez. Sizin aile meseleniz. Ben Azat için elimden geleni yaparım ama bu şartlarda işi zor. Alev Hanım arkadaşının doğum gününe gitmek için yola çıktı Fecir Bey. Bunları takma kafana. İşine gücüne bak ha, bir de dediklerimi unutma. Azat kendi kaderini yaşayacak. Allah kurtarsın. Vallahi öyle baba. Rüya da söylemiştir zaten. Umut'un elinde de bir şey yok. Yani Azat'ın bu işten sıyrılması pek mümkün değil gibi. Bak gördün mü? Onun da bir fiyatı varmış. Hı? Harun Yakar'ın koltuğunu görünce babasının derdini, tasasını, davasını unutuverdi. Evlat, düşmanını yenemiyorsan dostun olmasını sağlayacaksın. Ha? İster sat, ister satın al, ister güç kudret kullan, ister kumpas kur. Ne yaparsan yap ama etrafında sana düşman olacak biri kalmasın. Onu öyle bir hale getir ki
kendini sana kuşaklık yaparken bulsun. Evlat bak bu söylesinler. Düzen böyle. Mecbur yapacaksın. Aa, siz bayağı erkencisiniz ya. Hoş geldiniz. İyi akşamlar Bünyamin Bey. Hoş geldin Umut. Hoş bulduk. Bana her yere geç kalıyor derler ha. İyi akşamlar Fecir. İyi akşamlar Umut kardeş. Babacığım. Hoş geldin kızım. Bulduk. Ne kadar şık olmuşsun sen. O senin güzelliğin canım. Umut, nasıl buldun bizim çalışma düzenimizi? Memnun musun? Vallahi çok memnunum Bünyamin Bey. Bana sağladığınız şartlar için de teşekkür ediyorum. Kendimi şanslı hissettim şahsen. İlk günden uyum sağladı babacığım. Herkes bayıldı Umut'la çalışmaya. Güzel, güzel. Şu dava işini de hallederim. Diğer bütün işlerde hep birlikte çalışırız. Öyle değil mi Fecir? Öyle baba. Yani Harun Yakar'ı boşuna göndermedik. Biz isteriz ki Umut da o bizim için ne yapıyorsa aynısını yapsın değil mi? Kardeşim, bizim şirkette dedikodu biraz hızlı yayılır. Konuşkan insanlar var. Duymuşsundur belki. Babam koltuğu bırakacak. Yerine ben geçeceğim. Baba ne yalan söyleyeyim haberim var. Başarıların devamını diliyorum Fecir. Bence üçümüz çok güzel çalışacağız. Abim, Umut, ben. Hiç aklın kalmasın babacığım. Sakın bizi kandırmaya çalışma. Biliyorum kesinlikle geleceksin. Babam hayatta bırakmaz tamamen ya. Umut sen böyle bir sorumluluğa hazır mısın? Vallahi ben hazırım ama emin değilim. Fecir Bey'in mülakatlarını geçebilecek miyim? Bak şimdi ya. Geçersin kardeşim benim. Geçersin. Ben seni kendime benzetiyorum biliyor musun? Hı. Gücü seviyorsun. Hep kazanmak istiyorsun. Hep. Birlikte kazanacağız. Göreceksiniz bakın buraya yazıyorum. Bu üçlü birleşince çok güçlü olacak. Aynen öyle kardeşim benim. Hoş geldin. Hoş buldum. Müsaadenizle bir hemen lavaboya gideceğim. Tabii. Müsaade senin. Alev bir dinler misin? Ya bir dinler misin? Alev bir dinle ya. Ya bırak Allah aşkına ya. Ya bu sefer hangi bahaneni dinleyeceğim ya? İçeride kalmam lazım Alev. Bilal'a sadık kalmam lazım Alev. Yakın olmam lazım Alev. Hangisi? Ya sen gerçekten benim onlardan biri olmaya çalıştığımı falan mı düşünüyorsun? Sen ciddi misin Alev? Ya Umut sen dışarıdan nasıl göründüğünün farkında değilsin. Ya rüyaya nasıl baktığının farkında değilsin. Dışarıdan nasıl göründüğümün zerre önemi yok. Ya ben seni tanıyamıyorum artık. Ya tanıyamayacak bir şey yok bunda Alev. Biz savaştayız, savaşta. Anladın mı? Ben aynı Umut'um işte ya. Karşındayım. Hiçbir şeyin değiştiği yok. Benim tanıdığım Umut benimle her şeyi paylaşırdı. Bana asla yalan söylemezdi. Sen bana söz verdin. Benim tanıdığım Alev ne yapardı biliyor musun? Beni yargılamayı bırakırdı, anlamaya çalışırdı. Ben çok özür dilerim ya. Ben senin rüyayla ilgili duygularını yargıladığım için çok özür dilerim senden. Taktın rüyaya ya. Ben rüyadan mı bahsediyorum şu an? Ya o sürekli senden bahsediyor ama.
Bana sürekli seninle ilgili imalarda bulunuyor. Sürekli bira isteye canımı yakmaya çalışıyor. Ben susuyorum. Senin için ya. Seni çok sevdiğim için. Ben böyle devam edemem. Sen içinde benim olmadığım bir oyun oynuyorsun şu anda. Ben sonunda seni kaybedeceğimi bilerek bu oyuna devam edemem. Ben bilmiyorum, böyle bir şeydir belki. Aşk. Kaybetmeyi göze almaktır. Bilmiyorum. Sen demin dedin ya beni yargılıyorsun diye. Özgürsün artık. İstediğini yapabilirsin. Benden bu kadar. Umut, iyi misin? İyiyim. Dönelim yemeğe. Sanın sabanı alalım. Sanık Azat Emirkıran bulunduğu ceza infaz kurumundan getirildi. Bağımsız olarak huzura alındı. Müşteki vekili Erkan Solmaz ve sanık müdafi Umut Tanrıkulu ve Rüya Emirkıran'ın geldikleri görüldü. İddianame ve kabulü kararı okundu. Hüviyet tespitine geçildi. Sayın Başkan, geçtiğimiz celsede sunmuş olduğumuz mütalaamızı tekrarlıyoruz. Sanık Azat Emirkıran, Erdem Kubilay cinayetine dair üzerine atılı suçları reddetmiştir. Fakat hem olay yeri incelemesi hem de adli tıptan gelen otopsi raporu Erdem Kubilay'ın intihar etmediğini, aksine öldürüldüğünü ortaya koymaktadır. Sanık ve müdafileri aksini iddia edebilecek bir tanık veya maddi delil bulundurmadığından bu eylemin tasarlanarak gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Sanık müdafi, iddia makamının mütalaasına karşı söyleyeceğiniz bir şey var mı? Sayın Başkan, müvekkilim Azat Emirkıran'ın geçen celsede duruşmada hazır bulunması, hiçbir kaçma şüphesinin olmaması, hem cezaevinde hem de yargılama süreci boyunca hiçbir sorun yaratmaması, ihal indirimi almasını hak ettiğini göstermektedir. Siz de takdir edersiniz ki ağır tahrik bulunmaktadır. Bu sebeplerle müvekkilim Azat Emirkıran'ın en alt sınırdan hüküm tesis edilmesini talep ediyoruz. Sayın Başkan, sanık Azat Emirkıran işlediği suçu savcılık makamından ve mahkeme heyetinden gizleyerek diğer sanığın bu suçtan cezalandırılmasına rıza göstermiştir. Üstelik haksız tahrikten, yani tartışmayı sona erdirmeyerek devam ettirerek ceza indirimi uygulaması ihtimalini de ortadan tamamen kaldırmıştır. Sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyoruz.
Sanık müdafi, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Evet, var başkanım. Merhum Erdem Kubilay'ı müvekkilim Azat Emirkıran öldürmemiştir. Savcılık makamına ve mahkeme heyetine sunulan ön otopsi raporu hatalıdır. Sessizlik. Erdem Kubilay'ın kesin ölüm sebebi yüksekten düşmeye bağlı itilme, atılma şeklinde gerçekleşen bir kafa travması değil, yüksek dozda madde kullanımına bağlı kalp krizidir. Haberler hiç iyi değil Umut. Ne oldu? Ön otopsi raporu Alev'in istediği gibi çıkmış. Erdem'in ölüm sebebi darbeye bağlı kafa travması. Kanında da hiçbir şey çıkmamış. Toksikoloji raporu da temiz. Nasıl yani? Anlayacağım. Kanında hiçbir yasaklı maddeye rastlanmamış. Azo! Koş koş! Mallar geldi kanka, koş! Gel! Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Caner hocam selamlar. Buyurun. Umut Tanrıkulu ben. Azat Emirkıran'ın avukatıyım. Ön otopsi raporunuzu okudum da Erdem Kubilay'ın kanında yasaklı maddeye rastlanmadığını yazmışsınız. Evet öyle. Siz ne istiyorsunuz onu anlamadım. Gerçeği. Neye kalkıştığınızın farkında mısınız? Beyefendi ben anlamıyorum siz, kusura bakmayın. Bence gayet iyi anlıyorsun. Bak. Bunu senden kimin niye istediğini çok iyi biliyorum. İyi bir adama benziyorsun. Belli. Bunlar kirli işler. Yanlış yoldasın, girme kardeşim. Beyefendi siz ne demeye çalışıyorsunuz? Erdem Kubilay ve arkadaşları o gece yasaklı madde kullandılar. Ben bizzat gözlerimle gördüm. Soruşturmanın neresine dokunur bilmiyorum ama bariz bir şekilde ortada bir delil karartma olduğu kesin. Şimdi ben gerçeği her türlü ortaya çıkarırım. Ama senin burada bir tercih yapman lazım. Ya bana yardımcı olursun, ben de seni bu işten en az hasarla sıyırırım. Ya da onların yolundan gidersen, seni hem mesleğinden ederim, hem de özgürlüğünden. Ben sana kartımı vereyim, bir düşün. Tamam. Sen gerçekleri anlatmak istediğinde beni ara. Zaten başka şansın yok. Aksi halde onlar da seni benim elimden kurtaramaz. Söylediklerinizi düşündüm. Bu yüzden aradım ben sizi. Bakın duruşmadan önce bilmenizi isterim ki mesleğimle olmamak için bunu yapmak zorunda kaldım. Baştabip Salih Gülenoğlu raporları değiştirmemi istedi. Değiştirmezsen beni meslek ardına tehdit etti. Şaşırmadım. Bu onun ilk pisliği değil, sonuncusu da olmayacak. Peki ne olacak şimdi? Şimdi şöyle olacak. Ben seni bu işten kurtarırım. Tabii bana yardımcı olursa. Sana şimdi çok basit bir soru soracağım. Ve bana gerçeği söyleyeceksin. Erdem Kubilay'ın gerçek ölüm sebebi nedir? Bakın, kesin ölüm sebebi kalp krizi. Yüksek dozda yasaklı madde kullandığı için kalp krizi geçirmiş. Bedeni zaten öldükten sonra atılmış. Ama zarar görmek istemiyorum. Lütfen beni koruyarak çözelim bu işi. Bakın benim de bir ailem var Umut Bey. Lütfen. Evet evet anlıyorum. Tamam ben gerekeni yapacağım. Duruşmaya görüşürüz. Kim o? Alev mi? Ha yok ya. Şey, adliyeden bir arkadaş. Ne durumdayız? Nasıl kurtulacağımı anlatmadan imzalamam. Erdem'in otopsi raporuyla oynanmış. Tamam, sen herifi itmişsin. O da kafasını vurmuş ama ölüm sebebi bu değil. Ölüm sebebi yüksek dozda madde kullanımına bağlı kalp krizi. Yani sen adamı aşağı atmışsın ama öldükten sonra atmışsın. Yani eğer ben istersem
seni en az 30 yıldan başlayan cinayet suçundan değil, çok daha az bir ceza ile şerefe karşı suçlar kapsamında yargılatırım. Nasıl ya? Ya Fecir'de, Erdem'de o gece madde kullandı. Kim niye böyle bir raporu değiştirmek istersin ki? Bir düşün bakalım Azat. Fecir Emir Kıran babasının koltuğuna geçmek üzereyken yasaklı madde kullandığı ortaya çıkıyor. Bu da yetmezmiş gibi kendi doğum günü partisinde birisi ölü bulunuyor. Kim bu skandalın önüne geçmek ister? Amcam. Amcam. Oğlunu kurtarmak için beni yaktı. Sayın Başkan, ölüm sebebini açıkça ortaya koyan bir rapor var dosyamızda. Yani ölümün iddia edildiği şekilde gerçekleştiğini sanık müdafi ispatlayabiliyor mu? Başkanım, ben izninizle bizzat otopsi raporunu hazırlayan uzman doktorun mahkeme huzuruna çıkarılıp dinlenmesini talep ediyorum. Tanığı alalım salona. Caner Bey, merhum Erdem Kubilay'ın otopsisini siz yaptınız ve raporu da bizzat siz hazırladınız. Doğru mudur? Doğru. Peki bize söyler misiniz lütfen? Şu an mahkeme heyetinin önünde bulunan ön otopsi raporu doğru mudur? Hayır. Sessizlik. Erdem Kubilay'ın asıl ölüm sebebi kalp krizidir. Peki Caner Bey, lütfen bu çelişkili durumu bize izah eder misiniz? Neden bu iki rapor farklıydı? İşlem sırasında Kimya İhtisas Dairesi'nin hazırladığı raporu gözden kaçırdığım için önemli bir hata yapmışım. Sonradan farkına vardım. Kuruma durumu ilettim, hatamı kabul ettim. Adli tıptaki farklı uzmanlar tarafından kesin ölüm sebebini izah eden yeni bir rapor hazırlandı. Dosyaya sunulmuş olması lazım. Adli tıptan gelen herhangi bir yazı var mı? UYAP'tan bakın. Maktul aşağı atılmadan önce zaten kalp krizinden ölmüş. Kalp krizinin sebebi ise yüksek dozda yasaklı madde kullanımı. Tanığa başka sorum yok başkanım. Başkanım, hepimizin gördüğü üzere sizlere sunulan ilk ön otopsi raporu hatalıdır. Merhum Erdem Kubilay'ın kesin ölüm sebebinin yüksek dozda madde kullanımına bağlı kalp krizi olduğu kesinleşmiştir. Müvekkilim Azat Emirkıran yaşanan hadiseden ötürü derin bir üzüntü ve pişmanlık duymaktadır. İşlediği suçun sonuçlarının artık farkındadır. Kendisi ne yazık ki olayın şokuyla ve korkuyla talihsiz bir yönteme başvurmuştur, evet. Fakat kesinlikle ortada cinayet gibi bir durum söz konusu değildir. Bu sebepten ötürü müvekkilim hakkında zaten ölmüş bir insana karşı kasten insan öldürme suçundan yargılama yapılamayacaktır. Yargılamanın konusu suç tipinin değişmesine binaen şerefe karşı suçlar kapsamında değerlendirilecektir ki bu suçun en üst sınırından hüküm kurulsa dahi infazı bakımından müvekkilimin tutuklu geçirdiği süre hesaba katılarak tutukluluk halinin
kaldırılmasını talep ediyoruz. Karar. Sanık Fecir Emirkıran'ın üzerine atılan suçtan aleyhine isnat edilecek bir delil ve tanık beyanının bulunmaması sebebiyle beraatine, sanık Azat Emirkıran'ın üzerine atılı suçlamaya ilişkin bu isnada ve sevk maddelerine uyan eylemin unsurlarını içermediği, gelen adli tıp raporları ile de tespit edildiğinden suç tipinin değişmesi üzerine eylemine uyan suçtan hüküm tesisine, tutuklu kaldığı süre ve takdir edilen cezanın miktarı nazara alınarak tutukluluk halinin kaldırılmasına karar verilmiştir. Kısa kararın özetine duruşma zaptından bakabilirsiniz. Neredesiniz lan? Ezikler! O sen 3 gram aklınla beni yıkacaksın ha? Allah'ım deriz. Bak, bak, bak. Bak.
Ulan. Ulan Azat. Ulan seni bulacağım. Seni bulup gırtlak diyeceğim lan. Benim kaderim söz konusu burada. Bunu biz başkasına bırakamayız. Bizim kendimizi ilgilenmemiz lazım ha. Ama sana bir şey söyleyeyim baba, sen hata ettin biliyor musun? Ne hata yapmışım ben? Bak sana dedim ki bu Umut'u bizim aramıza sokma. İçimize girmesin dedim. Adam şah damarımıza girdi. Bak bizle ilgili 50 tane dosya toplamış. Karşında kim var biliyor musun? Azat, Rüya, sen, ben, bak Süreyya, Kadri, Harun, Alev, Cevher bile var. Adam yememiş içmemiş. Bizi buraya tablo yapmış ha. Adam hepimiz duvara atmış baba. Bak bu lavun şakası yok. Bak biz bu adamın üstüne gidemeyiz ha. Bizim bu adama kendi oyununu oynamamız lazım. Bak bu adam senelerdir bizi aklından hiç çıkartmamış baba. Vallahi iyi dedin ha Fecir. Bir gün bile çıkarmadım sizi aklımdan. Arayacağım baba. Azat nerede lan? Söyle. Sen sevdiklerini bu kadar düşünür müydün ya? Gerçi sen sevgiden ne anlarsın ki? Bak Umut kardeşim. Vallahi ateşle oynuyorsun ha. Bu işin sonu yok. Şansını zorlama. Oğlum sen emir kralarla başa çıkabileceğini mi sanıyorsun gerçekten? He? Lan sen krallarını, ejderhaları arkana alsan. Bizim bırak kılımızı, lan üstümüzden tüyümüzü alamazsın ha. Vallahi birinizi komple aldım. Bizzat. Sen hele beni bir al. Bak beni bir al. Bak o zaman koltuklar nasıl tek tek değişiyor. He? Bak o zaman ben sana ne edeceğim? Ne yapacaksın? Kafamı silah mı dayayacaksın? Öldürecek misin beni? Şimdi yap istiyorsan. Bunlarla beni korkutamazsın Fecir. Burada korkması gereken tek kişi sensin. Hatta ben sana bir şey diyeyim mi? Bu dünyada bir tek benden korkmalısın. Çünkü sen bu çok güvendiğin babanı bile devirebilirsin. Ama beni yenemeyeceksin. Ama sen benim gözümün içine bakıyor musun lan? Sen benim kafamın içindeki adamı görüyor musun lan? Bak senin o çok güvendiğin benim var ya. Onu böyle böcek gibi ezerim. Suyunu akıtırım. Sonra içkimi koyarım. Karşına geçip senin ölüşünü izlerim ha. Böyle böcek gibi ölürsün karşımda oğlum. Bak benim sana neler yapabileceğimi anlayabiliyor musun sen? Lan sen beni bunlarla mı yeneceksin ha? Bu duvara ıslanırım ben geleceğim. He? İstediğini al. Fecir. Paralar, pullar, silahlar. Hiç fark etmez. En büyük güç bendik. Ben hiçbir şey unutmuyorum Fecir. Sen her anını, her saniyesini, seni bitireceği günü düşünmüş ve babası için her şeyi yapmaya hazır bir çocuğu yenemezsin. Tarih senin gibi kayrılanları değil, direnenleri yazar Fecir. Oğlum bak. Bak, buraya böyle birkaç şey değil ha. Benim 7 sülalemin fotoğrafını bas. Milyon kere araştır. Her şeyi bul. Sana sözüm olsun. Bir gün bile ceza yatmayacağım lan. Bak ben sana ne olacağını anlatayım kardeş. Ben Azat'ı alacağım. Öyle ya da böyle. Sonra senin o çöpçü baban var ya, ezik baban, o yarım akıllı baban, böyle hapislerde çürüyüp geberip gidecek. Sen de bu anların bir saniyesini bile unutamadan böyle geberip gideceksin. Senin cezan da bu, ha? Artık bitti Fecir. Ben bu hikayenin sonunu çoktan yazdım bile. Şimdi izninle ofisimi toparlayacağım.
Tatil yaramış. Komiser, iyi gördüm seni. Sürgün için ne zamandan beri tatil deniyor Fecir Bey? Ben çalışmayınca paslanıyorum. Vallahi babam bazen öyle hatalar yapıyor. Hızlı karar veriyor. Ama durup sakinleşince doğru kararı veriyor tekrar. Biz de öyle bir hata yapmışız, onu düzelteceğiz. Sana bir şans daha vereceğiz yani. Şans derken? Benim bir kuzen var ya, Azat. Umut onunla beraber iş tutmuş. Yeniden yargılama sürecini başlatıyorlar. Yeniden yargılama mı? Rıza Tanrıkul için mi? Bak, hiç indirip kalmanın alemi yok Cevher kardeş. Bu olayın içinde sen de vardın. Hatta mahkemede herkesin önünde Harun Yakar senin suçluluğunu, yanlış uygulamalarını kanıtladı. Seni kim kurtardı? Biz. Yani Azat'ın bulmaz senin de işine gelir ha. Yardım ederim. Yardım ederim ama rozetimle mesleğimi geri isterim. Rozetle silah işini biz halledeceğiz Cevher. Sen onları kafana takma. Ama vaktin dar ha. Git arkadaşlarınla, eski meslektaşlarınla bu konuyu bir konuş. Kameralarımı izlersiniz, telefonlarımı takip edersiniz. Ne yapıyorsan yap, bana Azat'ı getir ha. Ben de yılanın başına gideceğim. Bak, cehennemin dibine saklasa bulacağım onu. Efendim Neşet abi. Aldım misafirimizin ihtiyaçlarını, geliyorum. Şimdi çıktım zaten ofisten. Hadi görüşürüz. Polislik refleksi yaptı da sakın dibine kar girme adamın ha. Bu manyak kesin arkasını kolluyordur. Tamam. Ben onu bir kere elimden kaçırdım. Belan elbet hata yapacak bu. Ha, hadi. Arabalarının şimdi Azat'la mı buluşacak? Ne yaptın? Var mı gelişme? Yok. Babam dışında motoru tek kullanan kişi Necati'ymiş. Emniyet abi arıyor ama bir ses çıkmadı daha. Adam torbacı muhtemelen. Kaçmış olabilir, kaçırılmış olabilir, öldürülmüş olabilir. O yüzden biz işimize bakalım. Sen getirdin mi vekaleti? Yani... Hiç bilmiyorum. Senin babanın da duruşması var zaten. Ya Alev, bunu tartışmayalım ya. Vallahi bak, seni eğer ikna edemeyeceksem gidip babanı ikna edeceğim. Ya sen benim hayatımın en zor zamanında yanımda oldun. İzin ver, ben de sana yardımcı olayım. Hem babamın duruşması yaklaşıyor. İkisini de kurtarırız. Çifte kutlama yaparız. Lan kim bilir bu gerizekalı kıza ne diyor da gülüyor kız. Tamam, ben halledeceğim vekaleti. Tamam. Görüşürüz. Manita mı bunlar ya? Lan sana ne lan manitalarım değiller mi? Magazin muhabirim sen. Ayı bağırıyor, iki gün sonra duruşma var. Manitalarım mı? Ne değişecek oğlum? Ya ne bileyim, yakın olunca aynı şey. Ya tamam, takip et adamı. Kaçırma hadi. Bak çıktı. Çıktı, geliyor bizimki. Toplu alışveriş yapmış. Belli ki Azad'ın yanına gidiyor. Ne
Tamam hadi çık. Takıl peşine. Şu az azı paket edek. Şimdi bittiniz lan siz. Beni takip et. Oğlum, nereye kayboldu lan bu? Şimdi bana bak, sen bu tarafa bak. Ben buraya bakacağım. Ama bak, Azat'ı bulursan sakın ona dokunma. Tamam. O benim. Tamam. Hadi. Tanı salonu alalım. Tanık yok efendim.
Bu kardeşimiz gidip suçunu itiraf edecek. Senin baban da 20 sene gibi insanı delirtecek bir ceza almayacak. Ama yok dersen sonuç dört duvar, biliyorsun zaten. Bak, ben sana aileni kurtarma şansı veriyorum. Sen de bana bu azadı ver. Arkadaş gitsin itiraf etsin. Ya yok, azadı da vermem diyorsan bu kardeş kaybolur. Baban da sittin sene içeriden çıkamaz. Seçim senin. Baban mı? Umut'un babası mı? Ben inanamıyorum ya. Nasıl böyle bir şey yapabilirsin sen Alev? Nasıl göz göre göre Azad'ı verebilirsin? Ben 5 senedir bunun için uğraşıyorum. Bilmiyor musun bunu? İlk duruşmada bitecekti her şey. Ya ben ne yapacağım şimdi Alev? Azad olmadan ben kime ne anlatacağım şimdi? Ben ne yapacağım? Ya Umut, çok özür dilerim gerçekten. Ne yaptığımın farkındayım, biliyorum çok bencice. Ama tehdit etti beni. Ya ne tehdidi Alev? Sen savcı değil misin? Sen demedin mi bana benimle daha güvende olur, benimle girsin adliyeye demedin mi? Ben bunları biliyorum, farkındayım zaten ama karşıma geçip babam mı Umut'un babası mı deyince yani cevap vermek o kadar kolay değil. Ya Süreyya ile işbirliği yapıp öyle bir dosya hazırlamışlar ki. Kurmaca deliller, yalancı tanıklar, yok yok. Yani benim babamı o dosyadan kurtarmam mümkün değildi. 20 yıla yakın bir ceza alırdı. Ben onu o kör karanlığa göndermek istemedim Umut. Çok korktum senin babanın yaşadıklarını yaşamasından. Çok korktum işte, çok özür dilerim. Sen haklıymışsın. Sen bana 5 yıl önce Süreyya'nın etkisiyle babanın masumiyetine inanmadığında sen de onlar gibi oldun demiştin. Ben onların ne olduğunu, ne yapabileceğini çok daha iyi anladım. Özür dilerim. Böyle çünkü bu insanlar. Ben sana dedim, bu insanların fıtratı bu. Ya görmüyor musun yıllardır bana yaptıklarını Alev? Kurmadıkları kumpas, oynamadıkları oyun, yapmadıkları pislik yok. Ya ben ne yapacağım peki şimdi? Buraya kadar getirdim. Al işte. Yok elimde, tanık yok. Azat olmadan ben ne anlatacağım mahkeme heyetine? Bitti. Bitti artık. Ne işin var lan senin burada? Hop! Ne işin var senin burada? Alo! Hiç mi utanman yok ya senin? Defol gitsene oğlum buradan. Senin ne işin var burada? Gittin kızın hayatını söküp aldın, utanmadan bir de buraya mı geliyorsun? Defol git hemen buradan. Lan kes lan. Fecir, hiçbir sebeple, hiçbir koşulda buraya bir daha gelmeyeceksin. Bak bu kızın huzurunu kaçırmayacaksın. Oğlum ben sana mı sorayım bunu? Ha? Bak, sen bir başına kendi karanlığında mahvolacaksın. Yanına da kimseyi alamayacaksın. Anladın mı? Sen buraya gelemezsin. Buraya ben gelebilirim. Buraya ben seni yendiğim gün geleceğim. Elimde yine çiçeklerle, yanımda da kim olacak biliyor musun? Babam ve Alev. Senin ailen sana sırtını döndüğünde benim ailem yanımda olacak. Sevdiğim kız elimden tutacak. Ama sen o 4 duvar arasında bir başına çürüyeceksin. Benim sevdiğim kadını hayal bile edemeyeceksin. Çünkü sana hayal etmeyi bile yasaklayacağım onu. Anladın mı?
Defol git şimdi buradan. Defol git buradan. Benim kimsem yok ha. Öyle mi? Senin de yok lan artık. Bak kim geldi. Silahına poz versene kameralara. Gördüler bile bence seni. Görüşeceğiz. Pascal. Pascal. Ne yapıyor bu ya? Hayırdır lan? Adalet çocukları. Nereye böyle? Ne yaptığını zannediyorsun ya sen? He? Ne oldu lan? Ez geçsene ben işte. Katilim olursun. He Umut Tanrıkulu. Güzel olmaz mı Alev? Umut kapılma bunun tahriklerine. Zorba işte. Bak ya. Zorba he. Bu zorba kurtarır seni o çakalların elinden he. Bak. Adamlar beni benzetti. Canımı okudular. Bir arayıp teşekkür etmedin. Sana da yazıklar olsun. Onları baban göndermedi sanki. Gerçi dolaylı yoldan baba da ayağı yemiş oldun. Güzel oldu. Belki akıllanırsın diyeceğim. Sen bir kamyon dayak yesen de akıllanmazsın bence. Ya, sus lan. Ezik. Adamlar senin yanından Alev'i almaya kalksa ne yapacaktın lan? He? Canını koyabilir miydin ortaya? Atlar mıydın lan önlerine? He? Çakal seni. Bak oğlum. Bu saatten sonra kağıt, kalem, dosya, mahkeme. Ne yaparsanız yapın. Sizin kaderinizi, yolunuzu ben yazdım mı? Bu kadar okuma yazman var mı? Sizin kaderinizi yazdım. Mesela Alev, çok yakında yepyeni bir ülkede yeniden başlayacağız. Seçim şansı yok ha. Mecbur gelecek. Sen Tanrıkulu, seni geberteceğim. Üstüne de beton dökeceğim lan. Alev tamam arabaya dur. Sen arabaya git Alev. Ne var lan Kadri şerefsizin? Oğlum Fecir. Yazık lan sana. 5 yılda ne biçim çökmüşsün lan. Burada videoda bayağı genç delikanlısın. Baba oğul gelin bakalım şimdi kucağıma. Biz Fecir'i bekliyorduk. Rüya kararı bizi şaşırttı. Her şartta, her koşulda rüya bizi utandırmayacak, mahcup etmeyecek göreceksiniz. Ne işi var burada? Sen mi çağırdın Harun'u? Ya yok kızım, ben niye çağıracağım ya? La bu kapıdan kopsak bacadan giriyor.
Hayırdır? Kadri Palas. Bu yandakini niye peşine sürüklerin? Ya sana zor tahmin ediyoruz, bir de yanına bunu getiriyorsun. Ha? Kendisi resmi olarak ortağım olur. Ayrıca sakin ol ya. Fena mı? Bak, aile şirketi olacağız birlikte. Tamam, sen emaneti getirdin mi? Getirdim. Tamam, ver. Tamam. Acele etme. Önce imza, sonra video. Sakin ol ortak. Acele etme. Evet. Tamam. Tören. Değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Şimdi törenimize geçiyoruz. Yerlerimizi alalım. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz tekrardan. Buyurun. Buyurun Mehmet Bey. Buyurun Rüya Hanım. Buyurun Mehmet Bey. Buyurun. Değerli misafirler, hoş geldiniz. Babam Bünyamin Emir Kıran'dan devraldığım bu sorumluluğun onur ve gururunu yaşıyorum. Öncelikle sizlerle bunu paylaşmak isterim. Çocukluğumdan beri bu şirketin bir parçası oldum. Her zaman şirketimizin iyiliği ve başarısı için çalıştım. Bugün burada sizinle bunu paylaşmaktan dolayı çok mutluluk duyuyorum. Size söz veriyorum. Şirketimizin daha ileriye gidebilmesi ve daha başarılı olabilmesi için çok çalışacağız. Evet, hep beraber çok çalışacağız. Ama çok daha güçlü ve çok daha başarılı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. O zaman imza törenine geçelim mi? Efendim, hayırlı olsun hepimize. Bak Becir, oldu bitti işte. Artık aile olduk. Tamam, ver bana emanet o zaman. Soruşturmada sulh ceza hakimliği kararınca arama ve bulunacak suç eşyalarına el koymaya yönelik işlem yapılacak. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi bir flash disk arıyoruz. Kadri Palas ve Cirem İlkran, izin verin üst aramanız yapılacak. Hadi Kadri Palas ve Cirem İlkran, izin verin üst aramanız yapılacak. Zorluk çıkarmayın, herkes görevini yapıyor. Lan araya ne oldu? Ne göremeyeceğiz? Sen kimsin? Ne haddine? Ya savcı hanım, yeri burası mıdır ya? Burada şu anda ne oluyor? Ya pat kapatın şu flaşları ya. Kapatın, kamera kaydını durdur. Kamera. Sen kimsin? Gel ara gel. Bu ne cüret? Kamera tamam, kapat, kapatın şu flaşları ya. Kapatın, kamera kaydını durdur. Tamam yavaş. Bir şey yok. Yok bu kadar, bu kadar. Yok, bir şey yok. Al. Ya bıraksana arkadaşım. Ya bırak savcı hanım. Yanlış olmasın. Komiserim, siz bir şey edin ya. Savcı hanım, fazla ileriye gitmiyor musunuz? Müsaade edin, arkadaşlar için yapsın. Herkes görevini yapıyor burada. Abi ne oldu, buldular mı videoyu? Ne durumdayız? Ortalık karıştı, sakin ol. Bu yasal mı bu yaptığınız şey? Savcım, burası temiz. Flash disk yok.
Ne oluyor? Ne arıyorsunuz? Neyi bulamadınız? Suçlama ne? Bünyamin Emirkıran. Vergi kaçakçılığı, kara para aklama, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alıyoruz seni. Alalım beyefendiyi. Şşş, bir dakika dur dur. Ne alıyorsun ya? Zorluk çıkarmayın. Ya bir yanlışınız vardı savcı hanım. Çek! Çekil! Çekil ne? Baba tamam, sıkıntı yok. Halledeceğiz yani. Ya arkadaşlar bir yanlışınız olacak ya. Ya siz de kapatın şu patbakan şey çekiyorsunuz ya. Kamerayı kapat ya. Bir şey yapar mısın şu anda? Alalım beni. Bırakır mısın lütfen? Bırakır mısın şu anda? Tamam. Abi video kimde? Kadri'de mi? Fecir'de mi? Kimde? Bilmiyorum Umut, bilmiyorum. Beni burada bekle. Sakın bir yere kıpırdama. Sözümü dinle, tamam mı? Gitme bir yere, burada beni bekle. Umut Tanrıkulu! Bazı anlar vardır Umut kardeş. Her şeyin değişti. Dengelerin alt üst oldu. Kadri öldü. Babamı aldılar. Bu saatten sonra bu memlekette taş üstünde taş kalmayacak. Sen adaleti bulmak istiyorsun değil mi? Benim cezamı vermek istiyorsun yani ha? İkisini de istiyorum, ikisini de yapacağım. Bak ben yaşadığım sürece bana bir gün bile ceza yatıramayacaksın. Sana dedim. Benim cezamı ancak beni öldürerek verebilirsin. Beni öldürmen şartım o. Sana bir şans veriyorum. Bu son şans. Al bu silahı. Tetiği çek beni öldür. He? Öldür beni kurtulalım. Çekinmiyorsun değil mi? Öldür beni. Öldür bu işi burada bitir. Bak sana bir daha bu şansı vermeyeceğim. Mutlanmak. Beni öldür ikimizi de kurtar. He? Bak ben Müşra'yı öldürürken bir an bile tereddüt etmedim. Sana yemin olsun. Oğlum beni burada öldürdün, öldürdün. Yoksa sevdiğin herkesi senden tek tek alacağım. Bak babam 5 yıldır benim yüzümden hapis yatıyor, gerizekalı herif. Bak çıksın. Çıksın ben ona daha neler edeceğim. Alevi alacağım ben senden. En mutlu olduğun günde Alevi senden çekip alacağım. Öldür beni. Öldür bu hikayeyi bitir. Hadi. Sana bu iyiliği yapmayacağım Fecir. Öyle cezanı çekmeden bu dünyadan çekip gitmek yok. Çekeceksin cezanı. Mahkemede vereceğim sana cezanı. Öyle bir ceza vereceğim ki sana. Her gün ölmeyi dileyeceksin.
Hadi alev ya. Hadi alev. Bir şey yarayacağından emin misin? Sadece bununla olmaz. Ama o gecenin hikayesine dair en çok işime yarayacak şey bu. O yüzden sağ ol. Ya ne işin var burada ya? Gitsene. Şş, bir dakika, ne oluyor ya? Benim vatandaşlık hakkım bu. Bakalım ne olacak? İzlemeye geldim. Sanıkları salona alalım. Sanıklar Rıza Tanrıkulu ve Neşet Tuzcu bulundukları ceza infaz kurumundan getirildi. Bağımsız olarak huzura alındı. Sanık müdafii Umut Tanrıkulu'nun ve bakanlığı temsilen vekili avukat Tufan Gültekin'in geldiği görüldü. Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusuna istinaden Neşet Tuzcu hakkında yapılan soruşturma neticesinde hakkında tutuklama kararı verildiği hazırlanan iddianamenin kabulü ile dava dosyamız ile birleştirilmesi yönünde verilen karar, gelen yazı cevapları ve sanık müdafi tarafından sunulan savunma dilekçesi ve ekindeki belgeler okundu. Dosyaya eklendi. Sayın Başkan, sanık müdafi bir önceki duruşmada cinayetin işlendiği geceyi, o gece sanığın sağlık durumunu ve zaman akışı içerisindeki konumunu anlatmıştı. Fakat o duruşmada Neşet Tuzcu'nun da bu davaya dahil olmasıyla geceye dair tutarsızlık hala giderilemedi. Sanık müdafiye sormak istiyorum. Sanıkların bu cinayete dahil olmadığını bize nasıl ispatlayacak? Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Başkanım. O gece merhume Büşra Korkmaz gerçek katilinden kaçmak için kendini ormanlık bir alana atmıştı. Fakat peşinden ne müvekkilim Rıza Tanrıkulu ne de müvekkilim Neşet Tuzcu gitmiştir. Büşra Korkmaz ormanlık alanda olduğu sürede iki müvekkilim de farklı bir konumda bulunmaktaydı. Hatta Rıza Tanrıkulu o gece Büşra Korkmaz'ı hiç görmemiştir. Bunlar sadece söyleme dayalı. Rıza Tanrıkulu'nun Büşra Korkmaz'ı görmediğini beyan ettiniz. Sanığın Büşra Korkmaz'ın peşinden koştuğu bir güvenlik kamerası kaydı bile var. Yalan sarmalı tam olarak bu noktada başlamaktadır değerli mahkeme heyet. 5 yıl önce bu yapıya hizmet eden bir takım insanlar bu videoyu bana da göstererek babamın bir katil olduğuna beni de ikna etmeye çalıştılar. Lütfen güvenlik kamerası görüntülerini ekrana verebilir miyiz? Videoyu açalım. Bu videoda Rıza Tanrıkulu'nun merhume Büşra Korkmaz'ın peşinden koştuğunu görüyoruz. Fakat gerçek şu ki bu güvenlik kamerasının önünden Büşra Korkmaz ve Rıza Tanrıkulu farklı zamanlarda geçmişlerdir. Ne
Sessizlik. Bu beyanınızı detaylandırabilir misiniz? Başkanım, güvenlik kamerası kaydında da görebildiğimiz gibi saat 02.36'da Büşra Korkmaz'ın sokakta birinden kaçmaya çalıştığını görüyoruz. Yaklaşık bir dakika sonra müvekkilim Neşet Tuzcu, Büşra Korkmaz'ı ormanlık bir alana girerken görüyor. Ve hemen ardından Büşra Korkmaz'a ters istikametten gelen Rıza Tanrıkulu ile karşılaşıyorlar. Ne yapıyorsun dayı sen bu saatte burada? Önünüzdeki ETS kayıtlarından da görebilirsiniz. Neşet Tuzcu'nun eski eşi Leyla Gülensoy'la yaptığı telefon görüşmesinin saati tam olarak 02.37'dir. Dolayısıyla iki müvekkilim de cinayetin işlendiği sırada başka bir lokasyonda bulunmaktadır. Neşet Tuzcu hakkındaki beyanın ETS kayıtlarıyla desteklenen bir yanı var. Peki Rıza Tanrıkulu? Bunun ispatı Neşet Tuzcu'nun ifadesine bağlı. Videoda cinayete yakın bir saatte Büşra Korkmaz'ın peşinden gittiği görülüyor. Üstelik bu video savcılık iddianamesine de girmiş. Delil olarak sayılmış bu video. Bunun sebebi sayın savcım, ilk duruşmanın da savcısı olan Süreyya Uyar'ın gerçek katili gizlemek için bu videoyu kurgulamış, montajlamış olmasıdır. Şu an izlediğiniz gibi Büşra Korkmaz güvenlik kamerasının önünden geçiyor. İlk izlediğimde ben de bir gariplik fark etmedim. Fakat daha sonra Büşra Korkmaz'ın ve müvekkilim Rıza Tanrıkulu'nun kameranın önünden farklı zaman dilimlerinde geçtiklerine dair çok önemli bir detay yakaladım. Burada dikkat etmeniz gereken yer gölge, boy ve yönleri. Büşra Korkmaz 02.36'da kameranın önünden geçtiği için gölgesi etraftaki aydınlatmalardan kaynaklı olarak sağ alt köşeye yani saat 7 yönüne düşüyor. Fakat aynı konumdan geçen Rıza Tanrıkulu'nun gölgesi sağ üst köşeye yani yaklaşık saat 10 yönüne düşüyor. Sessizlik! Sessizlik! Çünkü Rıza Tanrıkulu ilerleyen saatlerde şafak sökmek üzereyken o noktadan geçti. Onun gölgesine sebep olan etraftaki aydınlatmalar değil, yeni doğmak üzere olan güneşin etkisiydi. Alev ne yaptınız? İnceletebildiniz mi videoyu? Arkadaşlar bakıyorlar. Biter bitmez yetiştireceğim sana. Tamam bak bu çok önemli. Alev babamın güçlerinin peşinden gitmediğini ispatlayabilmemizin tek yolu bu. Neşet abi de o gece yanımdaydı dedi. Fecir de görmemiş. Eğer bu videoyu Süreyya'nın kurgulattığını gösterebilirsek babamı kurtaracağız. Ne olur acele etsinler söyle. Sağ ol. Evet Büşra Korkmaz bu güvenlik kamerasının önünden geçmiştir. Evet Rıza Tanrıkulu bu güvenlik kamerasının önünden geçmiştir. Fakat bunlar farklı zamanlarda gerçekleşmiştir. Önünüzdeki bilirkişi raporunda da bu video üzerinde oynama yapıldığını, bu videonun orijinal olmadığını görebilirsiniz. Bu video 5 yıl öncesine ait. Neden bu zamana kadar mahkemeye sunmadınız? Çünkü sayın savcım, bundan 5 yıl önce ben hayatımda adliye görmemiş, hukuktan bir haber, masum bir çocuk olarak buradaydım. Ve sırf bu adaletsizliklerle mücadele etmek uğruna bir avukat oldum. Ona rağmen bana engel olmaya çalıştılar. Bu videoya erişmemin önüne geçmeye çalıştılar. Ta ki bulundukları şerefli makamı hak eden ve bu mücadeleme ortak olan insanların bana katılmasına dek. Peki bu video kimi korumak için düzenlendi? Yani gerçek katil kim? Başkanım, elbet bir gün gerçek katilin de bu sanık koltuğuna oturacağından hiçbir şüpheniz olmasın. Çünkü benim mücadelem
gerçek katili yargılatana kadar devam edecektir. Şayet bu hadisede müvekkilim Rıza Tanrıkulu'nun ve müvekkilim Neşet Tuzcu'nun hiçbir dahli bulunmamaktadır. İkisi de ne Büşra Korkmaz'ı takip etmiştir, ne peşinden gitmiştir, ne de canına kıymaya teşebbüs etmiştir. Değerli mahkeme heyetinden 5 senedir süren bu adaletsizlikler silsilesine bir son vermesini ve iki müvekkilim için de beraat kararını vermesini talep ediyorum. Karar. Gerekçesi açıklamalı kararda yazılacağı üzere sanık Rıza Tanrıkulu ve Neşet Tuzcu hakkında kasten insan öldürme suçundan ayrı ayrı kamu davası açılmış ise de yüklenen suçtan elde edilen delillerin her türlü kuşkudan uzak mahkumiyetlerine yeter, kesin ve inandırıcı nitelik ve derecede bulunmadığı gerekçeleri ayrı ayrı beraatlerine sanıkların infazda geçirdiği süreler nedeniyle CMK'nın 141 taksim 1 maddesi gereğince tazminat hakkı bulunduğunu hatırlatarak maktule yönelik kasten insan öldürme suçundan soruşturmanın yapılması için Batı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına oy birliğiyle karar verildi. Tutanağı alabilirsiniz. Helal be! Tahliye! Bitti baba. Bitti. Sadece tatlılık konuştu. Sen ne yaparsan yap. Bu iyi insanlar elbette kazanacaktı. Beni sana geç. Biz devam edelim. Ne yapacağız? Rüya değil değil mi? Gerçekten yaşıyoruz biz bunu. Gerçekten yaşıyoruz baba. Çünkü rüyaya göre çok güzel bu. Seni burada böyle görmek var ya... her şeye bedel baba. Özgürlük ne güzel değil mi? Bak bundan sonra hiç ayrılmayacağız. Hep yan yanayız. Hep çok güzel anılar biriktireceğiz. Aynen öyle baba. Her şey güzel olacak. Her şey güzel olacak, merak etme. Rıza amca, gelin hadi, sofra hazır. Geliyoruz. Hadi geçelim.
Savcı kızımız da bizimle olacak mı bundan sonra? Nizam hocam! Gel gel bak kanatlar kanat. Mangal özledim dedin. En kralını yaptım sana gel. Geldik geldik. Eline sağlık Ankaralı. Oh! Nar gibi nar. Haydi bakayım. Hadi geçelim. Harun gelmiyor mu? Onun acısı var baba. Yalnız kalmak istiyorsan onu. Peki. Salatacılık ha? Yardım lazım mı? Yok, bitirdim. Rastgele. Umut söyledi de başı sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Hani bir laf vardır. Denizden babam çıksa yenir derler ya. Bizde yok. Mangal yapıyoruz. Umut anlattı da bizi o acı olay bir araya getirmiş. Kaza, eşim, oğlum, Ali, senin baban, hepsi gitmişler. Birazı da benim yüzümden oldu. Hepinizden özür dilerim. Yok, yok. Olur mu öyle şey? Sen ne yapacaksın ki? Kader. Bu kader hep bize mi çalışacak Beriz amca? İnsan sevdiğini, ailesinden birini kaybedince içinde hiç iyileşmeyecek yaralar oluyor yani. O yaralarla yaşayamam zannediyorsun ama yaşıyorsun. İnsan her şeye alışıyor da işte o içerideki yara acısı hiç dinmiyor. Hadi sofraya. Gel, gel. Gel, gel. Allah seni kahretsin. Allah seni kahretsin. Yapma, yapma. Tamam. Şimdi iddiayı soruşturma mı başlatacaksın? Şşş, oynaşmayın. Rıza amca geldi. Of Neşet abi ya. Hadi bakalım o zaman. Hadi bakalım. Hop. Babama. Ha? Rıza amca hoş geldin. Hadi hoppa. Hadi bakalım. Sağlığına. Ne oluyor ya? Hayırdır? Umut Tanrıkulu. Kadri Palaz cinayetinin baş şüphelisi olarak seni gözaltına alıyor. Ne diyorsunuz? Alın arkadaşlar. Kimse zorluk çıkarmasın. Alın arkadaşım. Bir dakika, bir dakika bir konuşalım. Bir dakika. Arkadaşlar, bir dakika. Hayır. Hayır, oğlum o benim. Zor, oğlum, tamam, 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 tamam. Oğlum o benim, bırakın. Rızamca, geri bas. Rızamca, merak etme, çözülecek her şey. Erdal komiser. Erdal komiser. Hangi kararla ya? Götürüyorlar. Adam sakin ol. Hangi kararla? Bir dakika. Erdal komiser, ne oluyor? Savcı kim? Elinde ne var? Kadri Paralız'ın vurulduğu silahta Umut Tanrıkulu'nun parmak izine rastlanmış. Kadri'yi vurdular. Video kim bilir kimde. O Alev Umut'un klasına gelip babamı tutuklattı, babamı. Bak sana yemin olsun, o Umut'un cezasını keseceğim. En yakın zamanda. Tamam, bir sakin ol. O video meselesini de seninle ayrıca konuşacağız. Umut'u kendi silahıyla vuracağız. O bizi bitirmeden biz onu bitireceğiz. Hem cezasını çekecek,
Hem de özgürlüğünden olacak. Şimdi dediklerimi yapacaksın. Çek beni öldür. He? Öldür beni, kurtulalım. Hadi. Ben çok sağlam bir herifsin sen lan. Harbi safsın lan sen. Adalet timsali Umutan'ın kulağı. Allah'ın sana hikayenin sonu. Bakalım seni kim kurtaracak? Baba merak etme, çözülecek her şey, tamam mı? Merak etme beni. Endişelenme, çözülecek her şey. Harun Bey. Heh. İhbar üzerine gitmişler. Gittiklerine zaten yaralı haldeymiş. Kolundan vurulmuş. Durumu ağır mı? Değil. Önce hastaneye götürmüşler. Şimdi sorguda. Kim ateş etmiş? Kim vurmuş? Onu henüz bilmiyoruz. Hı. Ben daha fazla bir şey bilmek istemiyorum. Sonuç istiyorum bu uşak. Tamam. Git saldır ayrı. Hadi. Tamam. Bitti abi. Bitti iş. Bitti bitti. Oh. Nur. Neredeymiş? Sorgu yaptılar mı? İçeride sorgular. Şimdi asıl yeni başlıyoruz abi. Mahkeme süreci var bunun. Ve Büşra'nın avukatı benim. Birazdan suç aletim yeniden inceleme sonucu da gelir. Şöyle bir fikrim var. Şöyle yapmak istiyorum ama... buralarda olmaz o iş. Sükunetinizi koruyun. Sakin olun. Hadi bakalım. Fecir Amerika. Şimdi şöyle yapalım. Sen bizi yorma, biz de seni yormayalım. En başından sakin sakin anlat. Büşra Korkmaz'ı sen mi öldürdün? Vallahi ben öldürmedim komiserim. Senin partinden sonra öldürülüyor kız. Sen yapmadıysan kim yaptı? Benim amcamın oğlu. Azat Emirkan. O öldürdü kızcağızı. Sen niye kaçtın o zaman? Ben kaçmadım komiserim. Savcılık kararı çıkınca... dedim gideyim ifademi vereyim. Ama silahla alıkonuldum. O eve götürüldüm. Neden böyle bir şey yapsın ki sebep? Bu yakalama kararı çıkınca...
Bana suçunu itiraf etti. Vallahi şok oldum komiserim. Hiç beklemiyordum yani. Ben dedim oğlum bak, hak var, hukuk var, kanun var. Yürü dedim, ifadeni ver. Olayı anlat, günahtır. Bir avukat tutalım falan. Yok, bunu duyunca çıldırdı. Bana silah dayadı kafama falan. İşte beni silah zoruyla o eve götürdüm. Amcaoğlu Azat, neden böyle bir cinayet işlesin? Yani Büşra Korkmaz'la ne gibi bir sorunu var? Olay Azat zaten sorunlu bir tipti komiserim. Böyle içince birazcık huyu değişirdi yani. Farklı bir adama dönüşürdü. O kızcağız da bizim partimizde şarkı söylemek için gelmiş. Garibim. Suçsuz, günahsız. Bizim şerefsiz içip içip kıza kafayı takmış. Polisine gitmiş. Affedersiniz dilim varmıyor. Kızın üstüne gitmiş. Zorla sahip olmaya kalkışmış şerefsiz. Sonra? Sonrası kızcağız kaçmış. Bizim şerefsiz kovalamış bunu. Bizim şirketin arkasında ormanlık alan var. Orada kovalayınca yakalamış kızın. Orada canına kıymış kızcağızın işte. İnsan ailesini seçemiyor komiserim. Dedim ona. Ulan şerefsiz. Ulan gencecik kıza nasıl kıydın lan dedim. O ne dedi? Birileri ölür. O gün de onun günüydü. Aynen böyle dedi. Hacer. Şerefsiz. Bunlar şerefsiz. Bırak Hacer. Seni geberteceğim lan. Geberteceğim lan seni. Vay. Geberteceğim. Vay lan. Yine büyüyeceğim lan sizi. Yine büyüyeceğim lan sizi. Yine büyüyeceksin sen beni. Yine büyüyeceksin sen beni. Yine büyüyeceksin sen beni. Yine büyüyeceğim lan. Yani insan ailesini seçemiyor dediğim gibi komiserim. Vallahi herif benim kuzenim. Vallahi utanıyorum ama nereden bileceğim böyle bir cani katil çıkacak. Baba sen. Yani sokakta yürürken yanımızdan kim bilir kimler geçiyor. Farkında bile değiliz. Aynı o hesap yani. İnsan gözünün içine bakınca o katili göremiyor. Ben de beklemezdim bu kadarını olur. Sonra da bu cinayeti dün deşifre olan yapılanmadaki kamu görevlilerini kullanıp Rıza Tanrıkul'un üzerine yıktı. Öyle mi? Aynen öyle komiserim. Ama bizim soyadımız kullanmış şerefsiz belli. Tek başına yapamaz. Gel. Komiserim. Büşra Korkmaz cinayetinde kullanılan suç aletine ait kriminal inceleme raporu geldi. Tamam sen çık. Thank you.
Eline sağlık savcım. Eksik olma. Merhaba savcım. Buyurun. Sabah oluyordu komiserim. Bana dedi ki suçu sen üstleneceksin. Yoksa senin üstüne yıkacağım. Ben araba geldi aldı bunu gittiler. Sabaha karşıydı. Emniyete de ihbar o saatlerde geldi. Harun Bey. Kriminal inceleme sonucu geldi. Yeniden incelenen suç aletinin üzerinden Büşra Korkmaz'ın kanı çıkmış. Ve Azat Emirkan'ın parmak izleri çıkmış. Nasıl ya? Azat ne alaka? Fecir. Ona ait herhangi bir izler rastlanmamış. Abi nasıl olabilir böyle bir şey? Ne oluyor lan? Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Hakkında daha önce yakalama kararı çıkartılan ünlü iş adamı Fecir Emirkıran, delil yetersizliğinden kaynaklı olarak çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmayan Fecir Emirkıran'ın adliyenin önünden korumalarıyla birlikte ayrıldığı görüldü. Sana verdiğim sözü tutamadım Büşra. Elimden geleni yaptım. Ama Fecir'i adalete teslim edemedim. Ama sanma ki bu iş burada bitti. Ama ben gücüm senin masumiyetinden alıyorum. O yüzden sana verdiğim sözü elbet bir gün tutacağım. Senin de ruhun huzura kavuşacak. Seni hiç unutmayacağım Müşra. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.